kozmik değişim, dönüşüm, gelişim ilişkisi ve global, kozmik global mükemmellik adlı programımıza işleyeceğiz. Varoluş iki temel prensip üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi, hiçbir şey yoktan var edilemez ve her bir varlığın kendine ait bir seyri vardır. Hiçbir şey yoktan var edilemezden kastımız şu, aksiyonun iki potansiyeli var. Birincisi durulgan, diğeri aktif. Durulgan potansiyel, biz dünya insanını daha iyi kavrasın diye yokluk ifadesini kullandık. Ama daha önceki derslerimde şöyle ifade etmekte bulundu. Durulgan potansiyel homojen bir oluştur. Bizim bulunduğumuz boyuttan baktığımızda. Ama ona yaklaştıkça aslında onun da parçalı olabileceğini ifade etti. Ve orada da yokluk özleri diye tanımlayabileceğimiz potansiyellerin olduğunu ifade etti. Dolayısıyla orada bir varlık potansiyeli var. Nece durulganlıkça bir varlıktan bahsediyoruz. İşte bu durulganlıkça var olan potansiyelin varlıkça var olabilmesi için ilk temel hareketin gerçekleşmesi söz konusu. Ve böylelikle oradan tanrısallığa kadar giden yolda her bir bilinç ve imkanın kendine ait bir süreci var. Bu süreçte kendisine bir kıstas belirtilmiş. Sen en düşükten başlayıp en yüksek seviyeye kadar kendi tanrısallığını yaşamakla yükümlüsün ve yetkilisin. Bunun için çekirdek dünya denilen ortamsallık oluşturulmuş ve orada maddesel oluştuğun en kaba partiküle olan kuantsal oluşumdan başlamak üzere, hatta porsallık başlamıştı diyebiliriz. Çünkü o bazı konumundan önceki ilk oluşlarda diye baktığımızda porsal malzemelerden bahsedebiliriz. İşte buradan itibaren her bilincin kullandığı robotikalıkla birlikte kendisine konmuş olan bir hedef, bu hedefe ulaşması için de verilmiş bir süre var. Bu süre ana hasat olarak bildirildi dünya insanının, kıyamet olarak bildirildi ve şu an içinde bulunduğu dönem bilinçleri tanınan, tanrısallık becerisi için tanınan sürenin sonuna gelmiş bulunmakta. Bu süre zarfında bizler ister ilahi yarışı olarak olsun, ister yeryüzünde ilahi yarışın temsilcileri olsun, insanları en mütekamil seviyeye ulaştırabilmek için öncelikle ramsal sürprüsü, ruhsal sürprüsü kullandık. Daha sonra sanatsal ve bilimsel sürprüsü de yardımcı kodlar olarak yüksek ahlaki değerler yasasına uygun kıymetlerde yaşamı sürdürebilmeleri ve kendi özlerine ulaşabilecekleri bir aktifliği devreye sokabilmeleri için öğretileri, bilgileri devreye soktuk. Bunu yaparken de her bilinç yine kendi sahip olduğu, ünden sahip olduğu hasretler ve keyfiyetler bir sergileme imkanı buldu. Bak bu keyfiyetlerin, hasretlerin, değerlerin bütüne baktığımızda da aslında ramsal sürprüsünü oluşturabilecek bilgilerin içerdiğini görüyoruz. Ruhsal bilgileri, sanatsal bilgileri ve bilimsel bilgilerin devreye girdiğini görmüş oluyoruz. Şimdi ister tanrı olun, ister bir kor olun, her birinizin mutlaka aktif varoluşta seyrinizi olma bazında sürdürdükten sonra yaratı bazında da sürdürmeniz gerekiyor. Ve bunu giderek de en üst kıstasta global mükemmelleşmenin ötesindeki mükemmelleşmeyi ilerleyen sürecek şekilde devreye sokmamız gerekiyor. Niye? Çünkü kaynaklandığımız kaynak, yani aksoyra, durulganlıkça zaten sonsuzluğu içinde barındırır ve sınırsızca kendi varlığını tecelli ettirecektir. Bugün aksoyramatum size Atlanta tanrılarının neden çekirdek dünya denilen ortama ihtiyacı var, bu çekirdek dünya ortamında ne gibi faaliyetler sürdürüldü, sürdürülmesinin amacı neydi, global mükemmelleşme nedir, evrensellik nedir, bu kavramların üzerinde duracak. Hepiniz de iyi dersler dilerim. Hoş geldiniz. Evet, yokluk ve varlık kavramları usulen mentaliteyi ölçüp biçen, tartan ilahi hiyerarşinin kullandığı üstü yuvarlak, satırtan sadece bir şey var. Yokluk deyince yokluk benim eşimin de vurguladığı gibi aslında yoklukta bir varlıktır. Ancak dedim, durulgandır, homojenlidir.
homojenliğini ve durulganlığını. Yine kendinden kendine, kendinden ayrı olmayanlıklar varlığında. Evet. Dondurup akabinden durulganlıktan hareketliliğe, homojenlikten şekilselliğe geçmeyi kendi murad etmiş, kendi arzusuyla mutlak varlığını gene kendi sonsuz sınırsız varlığında genişleterek yaratmaktadır. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Hattam ve bari sıfırda yaşam lahut yaşam olarak da bilir. Lahut din siklüsü döneminde bir alem olarak tanıtılmış. Orijinsel olarak baktığımızda süper makro kıstaslar ki veçesiyle tüm sakinlerini kendi bünyesinde süper asli orijinal ve mutlak orijinal halde devreye sokup yaşatabilmektedir. Kendi sahip bulunduğu tüm özellikleri, vasıfları, nitelikleri hepsi tanrısal özce bir yaşama müsait bir koşul arz etmektedir. Teşkilatlandırma merkezden başlamakta ve ilk etapta karyamantas olmayan ifadesiyle bilinen karyantasların ve aryaların devasa nitelikli ve vasıflara sahip olan bir laboratuvar konumunda bir merkez oluşturulmuştur. Bu merkeze 343 arya, 300 adet karyantas ve ortada bir kutsal merkez ikilisi olarak teşkilatlanmış ve buna bağlı olan süper asli orijinal kenetleşim diye ifade ettiğimiz birliğin ortaya çıkışı sağlamıştır. Bu da Aus Spectrum Optazenia yani asil ana kıstas olarak her bir aryadan devreye sokulan 7 adet atacan doğrulanlık sistemiyle usule getirilmiş olan süper asli orijinal ve bilincin yerleşik düzen hasıl etmiş olduğu bir ana kıstas tanzim edilmiş ve bunlar bir araya getirilmiş. Ve 7x7x7 yani kısaca diyoruz 2401 adet arya prototipiyle Atlanta sakinleri, Atlanta'nın nüfusu devrede tutulmuştur. Bunların varlığı üzerinde hakimiyet ve hakimiyeti sağladıktan sonra kadiriyet fonksiyonlarını göstermekle yükümlü olan Karyamantas Onya'ya Atlanta Ra Merkez de denilmektedir. Diğer bir ifadeyle hükümranlık süper güç boyutu ifadesi de kullanılmaktadır. Atlanta'nın her bir tanrısal özü mutlaka kendi makrosunu önce bir platformik yaşam kentleri ifadesiyle bilinen ortamlarda tutmakta ve onların iyiden iyiye enerjik doygunluğa ulaşmalarını beklemektedir. Enerjik doygunluk nedir? İlk temel hareket olan ondan sonra gittikçe omraktik maveraları geçmiş olan bilincin Elana'ya ulaştıktan sonra onun doygunluğunu yaşayabilmesi için dinginliğe ulaştırılması gerekmektedir. Bu dinginliğe varış platformik yaşam kentlerinde ilk etapta olmakta ancak deneyimli olmadığı için bu sefer platformik yaşam kentlerinde baraj tasarruf planlarına kaydetme ihtiyacı ve gereksinimi doğmuştur. Bu nedenle her bir tanrısal öze ait makro platformik yaşam kentinde enerjik doygunluğa ulaştığında ilk ki bu başlangıçtır. Onu ifade edeyim. Yani burada gelen platformik yaşam kentlerinde ki yaşam asal yaşamdır. Kesinlikle yerselikle hiçbir alakası yoktur. Ve yerselliğe ihtiyacı hakim bir
tarzda olabilmesi için mutlaka baraj tasarruf planlarına kayıt yaptırıp çekirdek dünyaya transfer edilecek bir hazır potansiyel haline getirilmeli. Enerjik dinginlik ancak bir ilahi tasarruf plan, bir dünya. Bir ilahi tasarruf plan, bir dünya. Yani bu şekilde mekik de okuyacak. İlahi tasarruf planından buraya olan doğuşuna ne deniyor? İlahi tasarruf planından buraya doğuşuna ne deniyordu? Plan enkarnasyonu deniyor. Plan enkarnasyona tabi tutulan her bir yüksek benlik tutulmadan önce ilk etapta gene kendi planındaki enerjetik yaşam koloniler birliğine bağlı bir koloninin olma frekans skalasındaki barama göre ikamet ederken mikrolarını devreye sokup dünyada ilk etapta mineral evrimini, sonra bitki evrimini, sonra hayvan evrimini, sonra beşer evrimini tamamlaması lazımdır ki kendisi bir hümanoya olarak çekirdek dünyaya transfer edilebilsin. Bütün bunları tamamlanmış olma hasebiyle siz şimdi buradasınız. Kendinizi uçup içip tartın. Eğer hala bu nedir ya bu saçmalıklar diyorsanız, duyduğunuz şeyleri hazmedemiyorsanız, kesinlikle şunu bileceksiniz ki siz hümanoya olarak buraya transfer edilmemişsiniz. Anlaşılıyor. Hani dostacı söyler. Ben bunu söylüyorum. Açık. Alınmaca, darılmaca yok. Eğer aranızda birileri varsa, diyorsa ki bu nedir bu saçmalıklar canım, böyle şeyler mi olur diyorsanız, henüz daha beşeri evrim aşamalarında ilgili 7 aşamalı diyoruz, kademeleri geçmiş vaziyette değilsiniz. Onun için ana hasatınız evet, gerçekleştiğinde bir başka mini atomik bütüne transfer edilirsiniz. Şayet bunlar hakikat bilgileridir. Gerçekten duyduklarımız çok mantıklıdır. Hepsi birbirini örtüşüyor, birbirini destekliyor, birbirlerine göndermeleri var diyorsanız bileceksiniz ki siz plan enkarnasyonuna tabi tutulan ve galaksi yıldız kutbu konseyliklerine vakit vererek buraya yüce görevle gelmişsinizdir. Ama nasıl gelmişsinizdir? Örtülü gelmişsiniz. Peygamber de olsa, evliya da olsa, her ne olursa olsun anasından doğan nedir? Beşer, beşer doğan. Bunu biliyorsunuz. Örtülü olma hasebiyle bu lafz kullanılmıştır. Örtülünün kaldırılması için elbette uyanış gerekir. Uyanış için uyandırış gerekir. Uyandırışı sağlayacak olanın buraya uyanık getirilmesi gerekir. Bütün mürşitler, yol göstericiler, evet asal rehberlerin hepsi böyledir. Buraya uyanık gönderilmiştir. Yani bilinç açıklığıyla gelmiştir. Örtülü değildi. Kendilerini bilmektedir. Açık ve özden bakarlar, özden söz söylerler, özden işitirler. Kendileriyle planları arasında mütemadiyen bir asal iletişim mevcuttur. Ve öyle ki gözleriyle baktıklarında yukarıdan bunlara nasıl ki bir denizaltının periskopu olup baktığında böyle bir aynı. Değişen şey yok, yukarıdan seyredilirsiniz. Anlaşılan mesele bu. Şimdi çok önemli bir program açacağız. Bu programın zaten kendi başlığından bile anlaşılıyor. Kosmik değişim, dönüşüm, gelişim. Değişim, dönüşüm olmadan gelişim olmaz. Ve kosmik global mükemmellik diyoruz. Kosmik global mükemmellik kazanılmadan tanrılaşılamaz. Bunu böyle bileceğiz. Globaldan ne anlıyorsunuz? Küresel. Yani Einstein dediği gibi, Einstein'ın dediği gibi ben diyor bir kürenin merkezine kendimi rapt ederim ve oradan kürenin iç cidarına teğetler çizerim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve
diyor, bu alternatifler de değerlendirir. Her neyi, sujeyi, objeyi, hadisi, bu şekilde değerlendirir. Evet, ben de diyorum ki global mükemmellik budur. Bir kürenin merkezinde kendinizi evet rapt edeceksiniz ve o kürenin iç didarına çizeceğiniz teğetlerin sayısı kadar mükemmel olacaksınız. Ki o merkezde tanrılaşabilirsiniz. Tanrılaşma burada öz yaratım aktiflik doğasında bir öz yaratım prototipi haline gelmek demektir. Öz yaratım prototiplerine diyoruz, sonsuz sınırsız durumdan potansiyel Ra'nın artık kendinden bir göze olarak kendinin istekleri ve arzuları doğrultusunda kendini yaratmış olduğu için onlara bir hak tanımaktadır. Nedir? O da kendini sonsuz sınırsızlığa açılırken keşfetmek ve keşfettiğini yaratmak. Sonsuzluğun yaratıcılığı bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Lafla çok kolay. Sözcüklerle dizdik mi ne kadar güzel. Her biriniz diyorsunuz ki tamam oh ne güzel. Bizim arkamız sağlam bir duvara dayanmıştır. Bitmiştir, hayır bitmiyor. Böyle bitmiyor. Ne yazık ki böyle bitmiyor. Anlaşılıyor. Dert çalışmalısınız, dert. Yukarıdan verilen raporlar böyle. Bakın böyle meczup olarak da yaşamak. O dönemlerde gerçekten çok makbul olan bir şeydi. Ve ördek vakalarda diğerlerine ördek oluyor. Evet, kendi mürşidine böyle itikluk ya, yani cazibeyi duyarak böyle sarılması, evet, aşık olması, cezbolup hayran olması. Bunlar çok önemli idi o dönemde. Ama şimdi sadece ana hasat dönemindeyiz. Ana hasat faktörüyle muhaveci olmanın tek bir evet usulü erkana uygun eylemselliği vardır. O da görev icra etmektir. Önünüzdeki derse bakacaksınız. Anlaşılıyor mu? Boyuna bilgileneceksiniz. Eğitmenlerinizin vermiş olduğu altyapılara alacaksınız. Üzerinde tefekkür edeceksiniz. Ve bir araya gelip birbirlerinize sorular yönelteceksiniz. Eğitmenlerinize soruları vermiş olduğu altyapı derslerinden vereceksiniz. Kişiselliğe hiç mahal vermeyeceksiniz. Kişisel merakınız olabilir. Ama şunu ifade edeyim. Bu altyapı derslerinin içinde mutlaka sizin merakınızı giderecek bilgiler çıkacak. Sabırlı olacaksınız. Hemen bir altyapı dersi veren bir eğitmeni sıkıştırıp benim cevabımı, benim sorumun cevabını ver demeyeceksiniz. Anlaşılıyor. Evet. Daima o gün eğitmen ne veriyorsa onu alacaksınız. Üzerinde ilerleyeceksiniz, tefekkür edeceksiniz. Birbirinize evet, bu şekilde faydalı olmak kaydıyla kişiselleştirmeden sorular yönlendirip sen ne düşünüyorsun? Sen nasıl bir şey değerlendirdin? Diyebilirsiniz. Ama kişiselleştirmek yok. Bakın bu kişiselleştirmekten geldi. Evet, gene bir program açayım size. Driver yok program yanın devreye sokuluşu, yani güncelleme programının devreye sokuluşu ihtiyaca binaen takip etmektedir. Karmik yaşaya göre karmik yaşam döngüsü olan dünya bir laboratuvar karakterli planet olarak tanzim edilmiş ve buraya transfer edilen her bir bilincin bu laboratuvardan istifade etmesi sağlanmıştır. Böyle bir durumda 78 bin senelik maceramız mevcuttur. 78 bin sene gittiniz geldiniz. Kim bilir kaç defa gittiniz geldiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan gidişiniz gelişinizdir. Bu gidiş ve gelişlerde muayyen bir çekirdek dünya uzay zaman diliminde oluşturduğunuz kişilikleri vasıta olarak kullandınız ve görevlerinizi o dönemin realitesine, o dönemin uzay zaman faktörüyle muhabbeti olup uzay zaman bilinç reaksiyonu tamamlayarak bir taraftan dünyalıların yaşam dediği olguyu sürdürdünüz, görevlerinizi icra ettiniz. Evet, bazen peygamber olabilirsiniz, evliya olabilirsiniz. Evet,
bir ilim adamı olabilirsiniz, bir bilim adamı olabilirsiniz. Yani tabii ilimden kastım, deneyimlenmemiş. Henüz daha bilinmeyen ilimi kastediyorum. Mesela din alimleri böyledir. Daha henüz deneyimlenmemiş olan. Ne tam hesap ilmi, evet, kozmoloji deniyor biliyorsunuz. Onu devreye sokabiliyorlar. Ama bir de bilim var, bilim adamı var. Bilim adamı bilinenlerin üzerinden çalışma yapar, çalıştırır. Bilim adamı olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, sanatçı olabilirsiniz. Her neyse, her şey olabilirsiniz. Ama anasat faktörüyle muhabbeci olmanın zamanı diyoruz. Ne zaman geldi? İşte o esnada ana hasata sokmamız gerekli olan 78 bin senedir devreye soktuğumuz ve vasıta olarak kullandığımız kişilik de topladığımız liyakat potansiyelini ana hasata sokup onun ana hasatını yapmamız gerekiyor. Biz size bunun için yaşatıyoruz bunları. Yaşamış olabilirsiniz ama siz takılıyorsunuz. Ak vermeyeceğim, bazılarınız takılıyor. Ki ben şu evliyalığımı yaşadım. Diyor, karşıdakine ya diyor ki, sen de diyor, benim karımmışsın, o zaman diyor, benim eşimmişsin diyor. Hadi gel bakalım oğlum, şimdi ne olacak? Al başını git kadıya. Olmuyor böyle şeyler. Bunlardan sakının. Anlatabiliyor muyum? Her biriniz Dreymerium programıyla ilgili kendinize ait buğdu açabilirsiniz. Bir başkasına karışmayın lütfen. O da o buğdu açacaktır. Onunla istişare yapıp, ya sen bak böyle böyle şey yaşadın değil mi? Bak ben de böyle böyleyim. Gel birlikte dedim mi? İş bitiyor. Acayip duvar. Kaos duvar. Açık söylüyorum bunlar çok başımıza geldi. Tecrübeliyiz bu konuda. Böyle şeyler olmaz. Her biriniz yaşadığınız neyse o Dreymerium programına göre kişiliğin en önemli vasıta olarak kullanılmış olan kişiliği diyoruz vasıta olarak kullanılmak da size kazandırmış olduğu liyakati ana hasata sokun. Kimi böyle yapın, biçimi de böyle yapın. Ana hasat faktörü nedir? Ekimle, biçimle alakalıdır. Anlaşılıyor. Bakın çok şeylerden kendinizi mahrum kılabilirsiniz, onu söyleyeyim. Elimizde çok büyük bir güç potansiyeli var. Şefaat gücü diyoruz. Bakın şefaat gücünü kullanırız veya kullanmayız. İlk etapta sizlere kullandığımız zaman size pozitifliğe sizi yol açacak şekilde nötr aşıları yapabiliriz. Şefaaten yapabiliriz bakın. Ama yaparız veya yapmayız, bu size bağlı. Açık söylüyorum. Yanlış yaparsanız yapmayız. 21 Aralık 2012'de biz mahşeri olarak ne yaptık? Damgaları attık. İşte o damgaları atarken sizleri kayıtladık. Mahşeri olarak, topluluk olarak. Şimdi ise münferiden, yani tek tek biz bu şeyleri, damgaları atıyoruz. Ama damgaları atarken de aşı yapmakla yükümlüyüz. Mutlakiyet yasalarına göre nötr aşı yapmakla yükümlüyüz. Birinize damga atarken nötr aşıyı yapmamız için sizin sağlıklı olmanız gerekir. Yani kısaca sizin karmik yasaya göre karmik tortulu ve çıkıntılı olarak halen kendi varlığınızı bu şekilde bizim karşımıza çıkartmamanız gerekir. Açık söylüyorum bak. Anlaşılıyor. Bu da tortulardan biridir. Böyle tutkular, kayıtlanmalar, şartlamalar, kayıtlamalar ve şartlamalar, tutkuları yaratmalar, tutkuları yaratmaya sebebiyet vermeler. Bunlar da çıkıntılardır. Bunu bilin. Alışagelmişlik gerçekten çok kötüdür. Alışagelmişliğe uyanlar ana hasat faktörüyle muhabbeci olmanın hakkını veremezler. Açık söylüyorum. Alışkanlık programlarınızı kesinlikle iptal etmeniz. Hangileri? Çıkıntılı, karmik yasaya göre karmik tortu oluşturmaya müsait olan olgularınız. Neyse, anlaşılıyor. Peki ne? Sizin gelmiş geçmiş uzay zaman dilimlerinde canlandırdığınız kişilikte peygamber de olabilir, evliyalar da olabilir, bilim adamları da olabilir.
Bunlarla kibirlenmemelisiniz, bunlarla övünmemelisiniz. Bunlara takılmamalısınız. Açık söylüyorum. Biz bunları size boşuna yaşatmıyoruz. Bunları yaşatıyoruz ki ana hasatınızı mükemmel yapabilirsiniz. Anlaşılıyor. Evet. Aksoy Motor'un söylediği gibi sizin gelmiş geçmişler zaman döneminde canlandırmış olduğunuz kişilikler anasal kişilik faktörünüzü ortaya çıkartıp kendi tanrısal özbenliğinize ulaşması için gerekli olan fenomenler. Fakat bu fenomenlere takılmamanızın gerekli olan diğer bir nedeni ise bunların size yaratılış, yaşatış amacının ne olduğunu bilmeniz gereklidir. Neden? Tanrısal özce bir farkındalığa erişmek demek, öz farkındalığınıza kavuşmak. Öz farkındalık ise sizde bilinçlilik halini yaşattırır. Yani sizin 78 bin senedir kaç defa dünyaya gelmişsiniz ve kaç kişiyle canlandırmışsınız, o kişiliklerin yaşamının farkındalığına varıp size tanrısal özünüzün çekirdek dünyada oluşturmak istediği ve yaratmak istediği programı farkına varmanız sizin öz farkındalığınızı, öz bilinçliliğinizi oluşturur. Yani aslında bu kişiliklerle neden devreye soktuğunuzun farkına varmanız o kişiliği güncellemenizi gerektiriyor. Yani diyelim ki siz gelmiş uzay zaman döneminde biriniz, İbn-i Sina'yı canlandırdınız. İbn-i Sina gerçekten de hem matematiksel hem dinsel olarak bak tasavvuf anlamda çok önemli bilgileri devreye sokmuş bir ilim adamı. Şimdi bu ilim adamının devreye soktuğu kişilik ve bilgilere baktığında niçin devreye sokuluyor? Neden sokuluyor? Öz niye bu ihtiyacı duymuş? Varlık bunu canlandıran kişi bunun farkındalığını yaşarsa öz farkındalığına kavuşur. Öz farkındalığına kavuştuğu oranda da tansal öz bilinçlilik halini yaşar. Yani bunlar spiritüel oyuncaklar gibi gözükse de aslında sizin tansal farkındalığınızın üst düzeyde ulaşması için yegane olgular bütünselliğidir diyebiliyorum ben. Büyük bir imkan yani. Gerçekten rahim statüsünde ele alacak olursa tüm teknolojik teşkilatlanmaların yapılışı bu amaca dayalı. Yoksa ana hasat faktörü devrede tutulamaz. Yani bilincin ana hasatı yapılamaz. Ne diyeceksiniz ne olacak? Ana hasatı olmadan kesinlikle asal planın bir varlığı sayılmıyor. Anlaşılıyor. Ya ben asal plandan geldim. Asal plandan geldiğinde sen deneyimsizdin. Ama şimdi senden ne isteniyor? Ana hasatı yaptın değil mi? Başarılı. Başarı kazandın değil mi? Geçtin değil mi ana hasatı? Sen şimdi deneyimli bir varsın. Asal planın deneyimli bir varlığı. Kendini yaratmış. Yani makroca kendini yaratmış olan bir varlıksın, bir yüksek benliksin. Biz bunun peşindeyiz. Eğer kişiliklerin vasıta kadirini takdir edemeyip de kendinizi kayıtlayıp, şartlayıp tutkular içinde ona bağlı kalırsanız, onu ilahlaştırırsanız, onu yüceltirseniz, onu böyle elinizde tutup ondan övünürseniz bu durumda kaybedersiniz. Açık söylüyorum. Yani şimdi bizim de birçok enkarnelerimiz var. Ne oluyor yani? Bakın karşınızda matrumahlı olarak bulunuyoruz. Önemli olan budur. Eğer zamanında biz bu makrolarımızı evet eşimin de dediği gibi bir vasıta olarak kullanmanın hakkını vermeseydik şimdi sizin karşınızda matrumahlı olarak bulunamazdık. Mesele bu. Şimdi biz ana hasadımızı yapmışız, geçmişiz ki size ana hasadı yaptırıyoruz. Ana hasadı geçmeyenin ana hasadı yaptırmayına alakalı bir yetkisi olabilir mi? Mesele budur ya. Siz de ana hasadınızı yapın ve önce gelmiş olduğunuz plan varlığı olarak burada kendinizi yaratın. Daha sonra sizin geldiğiniz planın ötesinde olan lahut alemi denilen ve Atlanta denilen o alemin o sakini olarak kendinizi tanrısal olarak yaratın. Ama şart bu. Şart nedir? Global, kosmik, global mükemmelleşme diyor. Bak kosmik. Kosmik de evrensel.
Yani evrensel, küresel mükemmelleşmeden tanrılaşamaz. Tanrı olamaz. Açık söylüyorum. Tanrı dediğinde Allah'la karıştırmıyorsunuz. Her zaman söylüyorum, biliyorsunuz. Bir Tanrı dedik mi, ne anlaşılacaktır? Bir lahut aleminin sakini anlaşılacaktır. Bu kadar. Ya Atlanta sakin. Kozmik değişim, dönüşüm, gelişim ilkesi ve kozmik global mükemmellik. Atlanta tanrıları Davide varlar. Atlanta varı yaşam standartlarına uygun olan asil ve mutlak yaşamı sürdürürler. Atlanta tanrıları din sirküsü döneminde insanlığa lahut alemi olarak tanıtılan Atlanta asil diğer ortamının sakinleridirler. Tanrısal asaletlerinden kaynaklanan tarzlarda kendi evlatlarının ilahi tasarruf planlarına ait olan Ilona, Altona, Ifete sistemlerine tabi olarak gelişmelerini isterler. Bu asil kaynakları kozmik değişim, dönüşüm, gelişim ilkesine uygun olan faaliyetleri kozmik gelişim çekirdeği olan dünyada sürdürebilmeleri için kozmik doğrulama yasasının icablarına uymaları gerekmektedir. Kozmik doğrulama yasası mucibince Atlanta'nın sakinleri olan tüm asil kaynaklar öz yaratım boyutu olan çekirdek dünyada kozmik doğrulamayı gerçekleştirip kendilerini bir kozmik doğum adığı hazırlamak yetkili ve yükümlülük sahibidirler. Kozmik gelişim çekirdeği, evrimleşme faktörünü eğer irdelersek, çekirdekten evrimleşme ihtiyacının her bir tanrısal özün varlığıyla alakalı devrede tutulduğu ve yaşandığı bulunmaktadır. Kısaca her bir yokluk özü mutlak vücuda intikal ettikten sonra, duhul ettikten sonra otomatikman bu ihtiyacı duyar. Çekirdekten evrimleşme ihtiyacı. Çekirdekten evrimleşme ihtiyacının giderilmesi için bir çekirdek var kılınmıştır. Bu çekirdek dünyadır. Ve şu şekil ifade buna verilmiştir. Gene Atlanta Teknoloji Terminoloji Sistem kayıtlarına geçmektedir. Dedi, kozmik gelişim çekirdeği. Kozmik gelişim çekirdeğinde gelişimin sağlanabilmesi için, bak diyoruz, kozmik gelişim çekirdeği, diğer bir ifadeyle öz yaratım aktiflik novası da diyebiliriz. Öz yaratım aktiflik numarasında amaç nedir? Özce kendini yaratmaktır. Kozmik gelişim çekirdeğinde çekirdek evrim yasasının öngördüğü prensiplere uyarak gelişme söz konusudur. Bunun için ne gerekir? Değişim, dönüşüm. Değişim, dönüşüm daima her bir oluşta, her bir fiilde, her bir işlevsellikte olduğu gibi sınavı kurmak tedricen. Buna ne deniyor? Tedric nizamı. Değişeceksin. Dönüşeceksin. Değişmeden dönüşemezsin. Dönüşmen gerektiğiyle uygun bir veçe gösterebilmen için ne yapman lazım? Değişmen lazım. Değişeceksin. Yerini sevmeyeceksin. Yerini seven değişemez. Ve dolayısıyla ne olur? Dönüşemez. Dönüşmesi istenmez nedir? Dönüşmesi istenilen bir makbul bir potansiyel. Bu potansiyelin sınır marjında artık lahudi karakter ortaya çıkıyor. Ona ne deniyor? Atlanta biniş yarattı. Ve makamlığı var dövbe tamam. Makamlık Karyamanta Sonya'nın bir kere almış olduğumuz şey, sizler biliyorsunuz neyin üyeleri olarak alınıyorsunuz? Tutankamonyas'ın üyeleri olarak. Biz Tutankamonyas üyelerinin namzet olanlarına eğitim veriyoruz. Bilgi veriyoruz, uyandırıyoruz. Uyanışla paralel olan, vermemiz gerekli olan enerjiyi kazanıyoruz. Enerji,
sizin değişmenize sebebiyet verir. Değiştiğinizde de dönüşmeniz gerekli olan veçeniz neyse ona dönüş. Ve böylece kayıtlanıyorsunuz. Her birinizin Teknolojik Üstler Birlik Komitesi'ne bağlı nizami görev icra komisyonluğunda görev icra tablomuz mevcuttur. Bu tabloda mütemadiyen kayıtlar yapılmaktadır. An be an ölçümler yapılmaktadır. Bundan Altın Galaksi İmparatorluğu'nun tespit komisyonluğu sorumludur. Tespit komisyonluğuna bağlı bütün tespit üniteleri hepsi kendine bağlı olan tespit mekanizmalarını devrede tutarak demin de ifade ettiğim gibi nizami görev icra komisyonundaki tablolarımızda işlem yapmaya müsait olan tespitleri yaparlar ve raporlarını bu şekilde Teknolojik Üstler Birlik Komitesi'ne sunarlar. Ve sizler an be an bu şekilde yapılan tespitlerle değerlendirmeye alınırsınız. Değerlendirmeler esnasında sizin değişiminizin, dönüşümünüzün sağlandığı ve buna paralel olarak, buna dayalı olarak gelişiminizin de onaylandığına, evet, Ulusal Merkez Siyasi karar verir. Bunu onaylar. Ulusal Merkez Siyasi'nden gelen her bir onay kararı diyoruz. Evet, sizlerin mutlaka bir yerden bir yere kendi tanrısal geçidinizden ilerleyerek Tanrınıza kavuşup onunla hemhal olup o potansiyeli kendi varlığınızda artık 32 milyar makro olarak oluşturup bütünleşim olma frekans skalasındaki bareme göre bir frekans ve sabite kazanmanız gerçekleşir. Böyle bir durumda tanrısal özce, öz yaratım aktiflik doğasında özce yaratılmış olursunuz. Ve bu çekirdekten itibaren başlıyor ve önce mikrom satilyumyalar devreye sokuluyor. Mikrom satilyumyaları devreye sokanlar makrom satilyumyalar oluyor. Makrom satilyumyalar Andromeda ve S3 galaksilerin diyoruz enerjetik yaşam koloniler birliğine bağlı kolonilerin her birisi üyesidirler. Onlar orada ikamet ederken kendi mikrom satilyumyalar diye ifade edilen mikrolarını, genlerini çekirdek dünyaya ekip, onları bir ekip biçmek, ekip biçmek, ekip biçmek tarzıyla gittikçe kendilerine yaklaştırıyorlar ve önce kapalı sinyalizasyon tertibatıyla bunu yapıyorlar ve bu neticede otomatikman kendileri artık madem ki mikro satılımlayı kullanarak değiştiler, dönüştüler ve geliştiler, bir hak elde etmiş oluyorlar. Bu sefer kendileri makro olarak kendi varlıklarını devreye sokunca o zaman bu öz yaratım aktiflik doğasında bunlara nasıl bir vasıf ve özellik deniliyor? Onlara nasıl bir ad veriliyor artık? Ne deniyor? Bir tanrısal öze bağlı makrum satilunya deniyor bu sefer. Yani şimdi bir makrum satilunya olmanın evet icabı neymiş? Önce kendi tanrısal özünün kendi varlığı üzerinde mikrom satılımyalarının uygulamacılığıymış. Eğer bunu uygulamazsa kendisi mikrom satılımya vasfını kazanamıyor. Önce demek ki tamamıyla çekirdekten ne yapması lazım? Mikroları alabildiğince evet, onlara platform kazandırması lazım. Platformik enerji yasasına göre kazandırılan platform eğer maddeselse o zaman Sirius, Lira ve Vega'yı ilgilendirmektedir. Sirius, Lira ve Vega böyle bir yapımı, böyle bir yapıları, yani beden denilen, form denilen yapıları tanzim etmekte yükümlüdür. Nedir? Mineral nedir Sirius, Lira'ya? Bitki midir Sirius, Lira'ya? Hayvan mıdır? Sirius Lira'ya. Beşer midir? Sirius Lira'ya aittir. İnsan mıdır? Dedi. O zaman makrum satelliğinden aşağı inmiştir. Uyanıklık olma frekansı açılmıştır.
açık bilinç haline gelmiştir. Kur'an'daki mahluk eşriyum hey kazanılmıştır. Yani makro farkındalık gücü kazanılmıştır. Böyle bir durumda Sirius Vega'ya aittir. Onun doğru tanzim. Gittikçe gelişiyor. Anlaşılıyor mu? Baştan başlıyor. Android al siktir ve onayı içine almaz. Android al siktir. Humanoid'i içine alır. Başlıyoruz. Başla. Elmitya, Batimya, Animya, nedir? Humanoid. Nedir? Hepsi Android Alciklus. Android Alciklus'un sonunda Humanoid Alciklus vardır. 7 aşamalıdır. Yani beşeri evrim aşaması. Bu bitmeden kesinlikle Enana'ya gelip bir galaktik öz insan modeli, evrensel insan modeli veya insanı kamil prototipi çekirdek dünyada yaratılmış olamaz. Bir kosmik doğum odağının usule getirilmesi mümkündür. Kosmik doğum ünitesi dedik mi, odağı dedik mi, ne anlaşılacaktır? Artık kendi asil kaynağının kendi varlığında evet, tamamen tanrısal bütünleşimin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tecelli etmesi, yani ortaya çıkması ve kendini yaratması mümkün olabilir. Demek ki kosmik doğrulama olmadan kesinlikle tanrılaşmaya geçmek mümkün değildir. Her bir insanı kamil olarak bilinen, Sirius'u döneminde insanı kamil olarak tanıtıldı. Veya evrensel insan numunesi, galaktik öz insan numunesi nedir? Kendi tanrısının bir doğum odağıdır. İşte bütün mesele bu. Bu doğum odağının tecelli etmesi, tanzim olması burada olmaktadır. Nasıl? Değişim, dönüşüm, gelişim. Açık. Yani buna bir bağıptan da öz yaratım aktiflik novasında evet, tanrısal dönüşüm, gelişim çekirdeği de denilmektedir. Değişim, dönüşüm çekirdeği de denilmektedir. Artık her bir tanrısal doğum odağının varlığıyla alakalı evet, malumata, bilgilere hakim kılındığınız kabul ediliyor. Zira bu mevzuata dair, bu mahiyete dair çok program için. Evet, devam ediyoruz. Kozmik doğrulamayı gerçekleştirmek için her araya ilahi tasarruf planının bir koloni üyesi olan makrosunun çekirdek dünyada kullanılan insani robotik kalıpla bünyemiş enerjik formdaki kalp veya gırtlak şakrasının merkez koordinat düzeninde enerjik kıymetle tecelli ettirmesi gerekir. Her kaharyan transport tipi ise kozmik doğrulamayı gerçekleştirmek için kendi makrosunu enerjik formdaki tepe şakrasının merkez koordinat düzeninde enerjik kıymetle tecelli ettirir. Demek ki kullanılan şakralar nedir? Kosmik doğrulamanın gerçekleştirilmesi kullanılan şakralar eğer bir Arya prototipi ise asil kaynak yani bir Atlanta sakini bir tanrı olarak bilinen evet, böyle bir potansiyelse ne yapacaktır? Buradaki değişim, dönüşüm, gelişim çekirdeğinin evet, kullandığı formda bulunan iki şakra var. Birisi nedir? Kalp şakrası. Bunun hareketlendirilmesi, bunun kullanılmasıyla durgun bir yaşam prototipi ortaya çıkabiliyor. Evet, durgun cinni de diyebilirsiniz. Ve Çelebi Sabri 3 galaksisinin sakini de diyebilirsiniz. Evet. Diğer taraftan sadece bu yetiyor mu? Yetmiyor. Yani bir Arya prototipinin bu öz yaratım aktiflik kovasında kendini yaratabilmesi için hem durgun yaşam prototipini hem de altın yaşam prototipini burada tecelli ettirip yaratması lazım. Böyle bir iki potansiyel diyoruz mevcut. Birisi melekuti, diğerisi ceberuti
diyebilirsiniz. Birisi gümüşi, diğeri altuni diyebilirsiniz. Birisi durgun, diğeri altın diyebilirsiniz. Evet. Neticede her bir arya prototipinin demek ki kalp ve gırtlak şakrasının varlığı üzerinden tecelli ettirmesi gerekli olan durgun ve altın prototiplerin bu şekilde çekirdek dünya ortamında tecelli etmesi gerekmektedir. Karyan taslar ne yapacak? Eğer asil kaynak bir karyan tası ise o da tepe şakrasının urçin matiokorbia diyoruz. Yani sadece demek ki işlevinin kanalının varlığıyla alakalı enerji debinin faktörüyle muhaveci olması ve o muhaveci olmanın hakkını vermesi yetiyor. Ortaya ne çıkıyor? Bir kahamon çıkıyor. Yani bir veziri bilinç çıkıyor. Diğer bir ifadeyle bir nizami bilinç çıkıyor. Nizami boyut farkındalık düzeyiyle hareket edebilen bir bilinç potansiyeli ortaya çıkıyor. İşte bu öyle bir potansiyelde 32 milyar bir araya gelecek ki bir karyantas prototipi ortaya çıksın. Evet, diğer sayfaya geçelim. Tanrısal bütünleşmenin vuku bulması için asil kaynakları oluşturan milyarlarca makro bilinç potansiyellerinin kozmik doğum çekirdekleri, özgenler, çekirdek dünyadaki deneyimler esnasında bir araya getirilerek bütünleştirilmeleri gerekmektedir. Daima terimlere dikkat edeceksiniz. Terimlere. Bunlara basma kalıp saptayacaksınız. Ve unutmayacaksınız. Bakın nedir? Ne deniyor? Kozmik doğum çekirdekleri eşit ne? Özgenler. Özgenler ne kullandı şimdiye kadar? Özgen olma vasfıyla yani çekirdek dünya ortamında diyoruz, özgen olma vasfını kazanıp da kendini özce yaratmayı, ki galaktik özce yaratma hakkını elde edinceye kadar ne yaptı? Kendi özgen bütünselliğini oluşturan genlerini ne yaptı? Ekti, dünyaya ekti. Dünyaya ekti. Anlaşılıyor. Yani bütün genleri ekmenin hakkını vermesi lazım. Açık. Bunu nasıl yapıyor? Her birine neyi geçiriyor? Bilinç kıymetlerinin bu mikrum saturnia olarak yine. Neyi geçiriyor kendini? Neyi geçirmesi lazım? Hangi maveraları geçirmesi lazım? Omraktif maveraları geçirmesi lazım. Grafiği çıkar. Omraktif maveraları geçirip neye vasıl etmesi lazım? Enana'ya. Bak, şimdi grafikte gösteriyoruz. Diyoruz ki ilk etapta bir kere evet bir yüksek benlik ilk mikrosuyla ne diyor? 10 deniyor. Durmuyor. 10 10 10 bak her mavera var. Her mavera bunu diyor bak. Burada geldi bak. Şimdi 10 10 artık elmitiyayı bitirene kadar kaç defa 10 diyor. Mecazi olarak anlayın. Mecazi. Anlaşılıyor. Her birdeki özgen genini dünyaya ekiyor ve ne yapıyor? Kuant sistemleri üzerinden geçiyor, atom sistemleri üzerinden geçiyor, atom sistemlerinden oluşturulan bileşik, mineralar sistemlerinden geçiyor. Hepsinin hakkını veriyor. Böyle milyar asır canlıyor. Akıl almaz mı? Mantaliteyle yani bir çözüme ulaşamazsınız açık. Ne yapıyor? Batimya'yı bitiriyor. Ya Ermitya'yı bitiriyor. Ne yapıyor? Batimya'ya geçiyor. Bu sefer bitkileri başlıyor. Üzerinden geçiyor. Neleriyle? Genleriyle. Kendisi özgen. Kendisi yukarıda. Kendisi ya Cebelut'te ya da Melekut'te. Yani ya Safiyeş'te ya Andromeda galaksisinde bir enerjetik yaşam kolonisi üyesi. Ne yapıyor? Genleri ekiyor. Mütemadiyen ekiyor. Her ektiğinde om diyor, biçiyor. Omu bitiriyor. Yani o temel harekete dayalı diyoruz, hareketler bitmiyor. İlk temel hareketin frekansı şu diyorsun değil mi? Bittikçe frekans yükseliyor. Sabite yükseliyor. Ayağını sabite olarak da geçirilmiştir. Onu da bilin. Bakın. Yani din siklüsünün önünde tasavvuf erbabı bunu ayağını sabite olarak diyor.
Ayan nedir? Belirgenliktir. Ayanı sabite ne nedir? Belirgenlik sabitesi. Anlaşılıyor. Bakın tasavvuftan ayrı bir şey var mı? Siz de görüyorsunuz tasavvuf. Açık. Bak son zamanlarda yayınladığım grafikte bakın. Ne diyor buraya? Buraya zilliyet ortamı diyor bak. Zilliyet. Allah'ın rububiyet sırrıyla kayıp olan varlar manzumesi. Ya böyle diyebilirsin. Zilliyet ortamı bak. Ondan sonra çıkar, onu çıkar. Bak. Zaten hepsi aynı birbirinin içinde. Bütün değerler birbirinin içinde. Yapmadın mı kızım ama? Yaptım. Yapmış. Evet. Zilliyet ortamını geçmek demek artık tüm izafiyeti bitirmek demek. Subjektif olan hepsi neyle yaşanır? İllüzyonla yaşanır. İllüzyonsuz hiçbir beden kullanılmaz. Açık. Tabii enanadan sonra değil. Bakın enanadan altında. Hiçbir forum kullanılamaz. İllüzyonsuz kullanılamaz. Mutlaka illüzyon yaşanmalı. Neye göre yaşanmalıdır? Kendi tanrısal bütünselliğinin belirli bir uygulama programı vardır. O uygulama program bunlarıyla ilgili bir spektrum vardır. O spektrum dahilinde ne yapacak? O illüzyonu yaşayacak. Ne diyeyim? Ya şöyle. Elementik mi? Elementik abi. Bitkilik mi? Bitkilik abi. Hayvanlık mı? Hayvanlık abi. Beşerlik mi? Beşerlik abi. Bunları yaşatacak. Hepsinin izafiyeti yaşanacak. Burada ne var? Diye soruluyor şimdi. Diyoruz ki, takvim uysallık keyfiyetleriyle alakalı ihtiyaca binaen yaşanması gerekli olan illüzyonun yaşatılmasıdır. Burada bu var. Yani zilliyet ortamında bu yaşatılıyor. Açık söylüyoruz bak. Zilliyet ortamında. Evet. Varlık onu vurguluyor. Burada İslam'da ne diyor İslam tasavvufunda? Alabora oluş diyor. İlk onu vurguluyor. Ve bu şekilde böyle alabora oluş şöyle diyor. Büyük bir daire çizmiş bak. Küçük daire. Geldi buraya da. Burada nasıl bir şey var? Bak şöyle bir şey var. Gelin şuradan. Bunu geçmesi söz konusu. Aynı zamanda bu nedir? Bilinç sarmalıdır. Neymiş? Bilinç sarmalı. İlk etapta böyle büyük bir daire çizme durumunda bilinç çok düşük. Yani büyük daire aslında şeyi düşük. Ne kadar kalırsa daireler, zaten o bilmiyor. Ne diyeyim? Güçlenir. Evet. Nerede güçlenir? Burada. İnanada. İnanada ne yapıyor? Ölmeden önce ölümün sırrını açıyor. Ya ona ne deniyor? Diğer bir tarafta. Fenafillah. Evet. Şimdi fenafillahı açtığında artık Rabbiyet devreye giriyor. Rabbiyet nasıl giriyor? Her birinizin özdeş makrosunun size artık iletişim bazındaki ona ne deniyor? Telekinasyon, sinyal vermesiyle başlıyor. Rabbiyet. Demek ki özdeş makronuz hangi boyuta kayıtlıdır? Rab boyutuna. Peki siz hangi boyutun varlığısınız? Bakın Andromeda mesafe 3 galaksisi bütün sevginden geldiniz. Hangi boyuttur? Rahim boyutu. Rahim boyutundan geldiniz, üzerinize Rab boyutu tasarruf yapacak. Ama tasarruf yapmanın da usulü erkanı bir adamı var, bir süreci var. Bir yere gelmezseniz yapmaz. Açık. Bu nedir? Rububiyeti bitirmektir. Rububiyet tamamen bitecek, zilliyet ortadan kalkacak. Açık. İllüzyonların yaşaması sukut bulacak. Siz illüzyonları kullanacaksınız. İllüzyonlar sizi değil. Neticede buraya gelince fenafillah. Neymiş, ne açılıyormuş? Uluhiyet sırrı. Uluhiyet neyin harcıdır? Rabbiyetin. Kutsiyet neyin harcıdır? Rahmaniyetin. Evet. Resuliyet neyin harcıdır?
Resuliyet, rahimiyetin. Resuliyet devreye girerse ne bitirir? Rububiyeti bitirir. Bakın hepsi birbirine, bak şu İslam tasavvufu. Görüyorsunuz, biz teknolojisini vermek için geldik. Çünkü ana asap teknolojisini işlemek zorundayız. Bu uzay zaman dönemine göre. Eski uzay zaman dönemine yaparsak ne olur? Geride kalırsınız. Onlar zaten geçirdiniz siz. Onlar zaten itüt ettiniz. İtminam ettiniz. Onlar da hepsinde belli bir yere geldiniz, getirildiniz. Onun için Mısır kahrenası Kürtlerine sizleri dahil ettik. Belki kahrena kodlarınızın açılımını o dönemde sağladık ama ana asat değil. O dönem gene bir ara asatlardan biriydi. Şimdi ana asat döneminde biz bunu açıyoruz ve ne yapıyorsunuz? Özdeş makronunuzla birleme yapıyorsunuz. Onun arkasında tesisi sağlamak için Rahman'ın nezaretindeki makronunuzla trinite fazında, yani üçleme fazında diyebilirsiniz. Onu oluşturuyorsunuz. Kısaca burada artık enana'da testisi oluşturan bir varlık kesinlikle buna artık açıklamamız gerekiyor. Sen bir karyan tassın, namzedisin, sen bir aryan namzedisin ve tanrısallık kademelerinde veyahut tanrısallık merhalelerinde ilerlersin. Buna ne deniyor İslam tasavvufunda? Fena konaklar. Çünkü bak fena, fenayı geçirdim fena fillah. Başlıyor bak, fena konaklar. Bunlar nasıl fena konaklar? Yani buraya gireceğiz. Burayı hedefliyor. Fena konaklarının tamamının geçti mi? Ne yapacak? Rakada neyi yaşayacak? Beka billahı yaşayacak. Bak. O zaman ne? Hangi sır açılacak? Kutsiyet sırrı. İşte kutsama budur aslında. Hep yanlış biliyor bak. Seni kutsuyorum diyor. Geliyor papaz, seni kutsuyorum diyor. Veya bir imam, seni kutsuyorum diyor. Ne sık sen kutsarsın? Beka billahı mı geçirdin sen? Beka billah bilinci mi var sende? Nasıl kutsarsın sen? Açık yani bakın görüyorsunuz ya neler neler. Neler yanlış, bunları iptal ettirmek zorundayız. Yanlış tanılanları düzeltmek zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Tabi siz de meram edeceksiniz. Siz de buna murad edeceksiniz, niyet edeceksiniz. Yanlış bilinenleri kendi varlığınızdan sileceksiniz. O da neden sayılır biliyor musunuz? O da karmik tortudan, karmik çıkıntıdan sayılır. Karmik çıkıntılı, karmik tortulu olarak kesinlikle global mükemmelleşmeye geçemezsiniz. Şimdi kosmik, evet, global mükemmelleşme. Açıyoruz. Evet. Programını bulut işleyeceğiz. Kosmik, global, mükemmelleşme. Kosmiğin anlamını biliyorsunuz evrensel. Global, küresel, mükemmelleşme. Bakın, apaçık başlığından da anlaşılıyor. Evet. Kozmik değişim, dönüşüm, gelişim ilkesine dayalı düşünce ve davranışların çekirdek dünya ortamında gösterilmesiyle gerçekleşen doğru yoldaki ilerlemelerin neticesinde global mükemmelleşmeye sahip olgun seviyeler meydana gelmektedir. Global mükemmelleşme, global mükemmelleşme coşkusunu yaşayan özlere bağlı uydu karakterlerinin kendi özgür iradeleriyle bu coşkuyu kendi özlerinden çekmeleri sağlayan eğilimlerde bulunmalarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Kendi dünyalarının özünün amacına uyumlu olarak değişmesini isteyenler globalleşerek mükemmelleşmelidirler. İşte bu insanlar değişen dünyalarında özden giren tüm imkanlarca yaşarlar ve kendi imkanlarını küresel bakış açısından değerlendirmeye alırlar. Atlantis hakimleri global mükemmelliğe sahip olan harika birer prototiptirler. Her bağlamda global oluşunun tüm imkanlarını mutlak bir süperansiyon orijinal olarak yaşarlar. Evet, çekirdek evren bir reaktördür, reaktör sistem. Reaktör sistemine tabi tutulan diyoruz, tüm makrolar bu çekirdek evrendeki ilahi tasarruf plan mercileri olan Teknolojik Üstel Bilim Komitesi, ona bağlı olan Galaksi Yıldız Kutbu Konseylikleri, Görev İcraat Komisyonu,
ilahi takdir ve mücazat komisyonluğu, yani bu şekilde gider. Bütün bu mercilerin idare etmiş olduğu bir konfederasyonluk vardır. Bu konfederasyonluğa galaktik konfederasyon denir. Galaktik konfederasyon çekirdek evrendeki iki adet ilahi tasarruf galaksisini varlığında toplanan bütün sakinlerin diyoruz üzerinde egemendir. Tekrar ediyorum. Galaktik konfederasyon çekirdek evrende bulunan iki tasarruf galaksisinin belirttiği ortamdaki tüm sakinleri üzerine egemendir. Hakimdir. Hakimiyet bulunduğu yerde kadiriyet de mevcuttur. Rahim karakterli olan galaktik konfederasyon teknolojik tasarrufları devreye sokmakla yetkili ve yükümlüdür. Amaç kosmik global mükemmelleşmeyi, her bir galaktik özün varlığında tecelli ettirmektir. Bunun için kendi varlığında bulunan bütün enerjetik yaşam kolonilerdeki sakinleri bu çekirdek dünya ortamına diyoruz transfer etmekte ve böylece bir mekik dokuyarak, gidip gelmelerini sağlayarak onların gittikçe kosmik değişim, dönüşüm ve gelişim ilkesine dayalı olarak neye kavuşmalarını istemektedir? Kosmik diyoruz, global mükemmelleşmeye kavuşmalarını istemektedir. Evet, burada yine bir basma kalıp bunu bilmeniz gerekiyor. Her bir galaktik öz global mükemmelleşme coşkusunu yaşar. Ve bunu yaşatmak için de diyoruz. Hani mikrolarını kullanıyordu, genlerini devreye sokuyordu ya. Humanoidal evrim aşamasında. Humanoidal. Tabi animyada da vardı coşku. Onu da söylüyorum. Batimyada da var. Ama humanoidal siklüsün diyoruz prototipi yani humanoid yani beşer neyi yaşaması lazım? Kendi evet galaktik özce bütünsel halde yaşamış olduğu evet kosmik diyoruz global mükemmelleşme coşkusunu yaşaması gerekir. Eğer bunu beşer yaşayamazsa kesinlikle ne olamaz? İnsan olamaz. Yani kısaca Elyana'da ona insanı kamil, evrensel insan numunesi denilemez. Bu neden sonra başlıyor? Katil mükemmelliyenin adamı diyor. Yedinci enkarnasyon dönemi, beşeri evrim aşamasının en yedinci diyor, en son kalan. Buradaki açıklamayı daha da derinleştireyim. Diyelim ki yedinci enkarnasyon kuşağı, beşer, beden terki yaptı. Sıfat yoğun hangi katmanına girer? Yedinci, evet, sıfat yoğun katmanına girer. Buradaki faaliyetlerle, buradaki yönlendirim, yani moderasyon etkinlikle veyahut da regülasyon etkinlikle, yani distribüsyon etkinlikle evet, verilenler daha aşağı katlardaki gibi değildir. Zira ne biliniyor? Deniyor ki bundan sonra bu insan olacak diyor. Ona geçiş müsaadesi nereden veriliyor? Satrinya maha esmeriya. Yani Satürn yüce topluluğundan veriliyor. Satürn yüce topluluğu. Demek ki yedinci katın mercisi, ilahi mercisi nedir? Satürn yüce topluluğu. Geçiş müsaadesinin için ne diyorduk? Evrünüz ya, sarifene. Hatırlıyor musunuz? Satürn'le alakalı bilgiyi okuyun. O zaman anlarsınız. Yedinci katın diyoruz sakini olan katı mükemmelliyenin adamı o esnada Spatium'da evet bu şekilde böyle bir moderasyon, regülasyon, diskusyon, etkinlik planına dahil edildikten sonra kendini nerede bulur? Biliyor musunuz nerede bulur? Kendini ya Sapri 3'te bulur ya da Andromeda'da bulur. Yani galaktik konfederasyonu.
artık bak Spatyon'da değil, dünyada değil. Şimdi orada kendimi bulduktan sonra, yani geçiş müsaadesi alıp da tabii oraya geçecek, yoksa geçemez. Değil mi? Galaktik Konfederasyon'daki bir enerjetik yaşam koloniler birbirine bağlı, koloninin olma frekans skalasındaki bareme karşılık gelen bir bulutta kendini buldu mu? Aslında ne hakkı kazanmıştır? O otomatikman şöyle bir hak kazanmıştır. Kendisi evet örtülü olarak makro devreye girecek hiç. İşte sizler öyle örtülü olarak makro olarak plant enkarnasyonuyla yorumlanacaktır. Ve ne yapacaktır? Gittikçe tanrılaşmaya doğru gidecektir. Durum anlaşılmış mıdır? Bakın tedrisatın daima püf noktalarının bir araya getirip bütünleştiren ve ona dair bir kavramı oluşturan bu tedrisattan eğitimde başarılı çıkar. Bunu bilin. Evet. Global mükemmelleşme coşkusu varlığın özünde mevcuttur. Ancak varlığın afaki davranışları içinde bulunduğu vizyon dünyada kendini kayıtlamış, şartlamış olduğu için özünün bu coşku halini işte mahvet tutar. Bu nedenledir ki evrensel insan modeli global mükemmelleşmenin namzet olan tek modeldir. Global mükemmelleşmenin gerçekleşmesi evrensel insan keyfiyetlerine sahip olmayan insanlar için katiyetle mümkün değildir. Global mükemmelleşmenin gerçekleşmesi evrensel insanlık keyfiyetlerine sahip olmayan insanlar için katiyetle mümkün değildir. Evrensel dediğimi ne anlıyorsunuz? Evrensel. Evrensel perfaral yönden insanlık haklarına değer verin. Milleti ne olursa olsun, evet, ülkesi ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, inanışı ne olursa olsun, kullandığı bedenin rengi ne olursa olsun, o nedir? Evet, evrensel insanlık keyfiyetleriyle alakalı nizami prensipler doğrultusunda yaşaması gerekli olan evet, tanrısal bütünlükler birer parçadır. Her biri çekirdek evren varlığı olarak görürüz. Bu hakka istinaden kendi varlığını tanrılaşma yolunda gittikçe ilerleyerek tanrılaştırabilir. Diğer bir ifade geldi bakın. Çekirdek evren varlığı. Çekirdek evren varlığı kime deniyor de öyleyse? İnsanı kamile deniyor. Evrensel insan numunesine deniyor. Yoksa çekirdek evren varlığı dahi sayılamıyor. Ama şimdi, evet devam ediyorum. Samanyolu galaksisi global mükemmelleşme yolunda ilerleyen her insanın global mükemmelleşmesini engelleyici tuzaklarla doludur. Bu tuzakları döşen, düşünen insanın düşünceleri kale alınarak hazırlanır. Ne diyorsunuz? Samanyolu'ndaki bu etkinliği, desfonksiyon kategorisine giren bu mesiriyeti yok mu edelim? Ne diyorsunuz? Gereksinim var mıydı? Yok muydu? Niçin gereksinim yoksa niye tutulmuştu şimdiye kadar? Onu söyleyin. Demek ki ne var? Gereksinim var. Çekirdekten evrimleşme için ne var? Diyoruz. Çift kutbiyet yasasına göre çekirdek dünyada çift kutbiyete dayalı olan deneyimleri çıkarılması gereklidir. İşte onun için de diyoruz, insan insanla yüceltilir, insan insanla alçatılır. Açın. İnsan insana muhtaç mıdır? Muhtaçtır. İnsan hayvana muhtaç mıdır? Muhtaçtır. İnsan bitkiye muhtaç mıdır? Muhtaçtır. Peki o zaman tersini de söyleyelim. Mineral insana muhtaç mıdır? Muhtaçtır. Bitki, hayvan, her şeyle. Demek ki çekirdek dünyanın evrimleşme, evrimleştirme formuna kilitli olan tüm evrim prototiplerinin birbirine ihtiyacı var. Açık. Yoksa evet, deneyimler çift kutbiyet yasasına uygun çıkarılamaz. Ve kozmik global mükemmelleşme de elde edilemez diyoruz. Evet. Global mükemmelleşmeye ters düşen egosantrik kişiliklerin dünya ortamında muhtemel uzay zaman dönemlerinde muayyen mahiyetlerde kayıtlanmaları ve şartlandırmaları güçlendiren düşünceleri Samanyolu galaksisi uzayının muhtemel koordinatlarında yeri teşkil ederek
ters devrimli düşünce formları oluşturmuşlardır. İşte ondan ne diyor? Düşüncelerinizden dahi sorumlusunuz. Bak ters devrimli düşünce. Ama uygulamadım ki efendim. Evet düşündüm yani ama yapmadım yani. Ya ama düşündüm değil mi? Düşündüm. Peki niye yapmadın? Ben sana söyleyeyim. Bak birçok alternatif olabilir. Fırsatını bulmadın. Boşlar oluşamadı. Hadi bu gibi söyledim, gidiyor. Niye düşündün? Neden düşünüyorsun? Düşüncelerin dahi sorumlusun. Nasıl? Neden sorumlusun? Zira düşünsel aksiyon esnasında düşünce porları da denilen identusias kıperyayı gittikçe yoğunlaştıran bu konuda böyle desponsiyon kategorisinde yani diğer bir ifadeyle negatif kutbiyete dair olan bir kavram yoğunluğunun, kavram spektrumunun olma frekans ve sabitesinin yükseltilmesi ne sebebiyet veriyorsun? Yalnız bu mu? Bu sadece münferiden böyle. Yani sana ait olan. Hayır. Hayır sana ait olanla bitmiyor. Ne yapıyorsun sen bu porları? Samanyolu galaksisi uzayına fırlatıyorsun. Onlar ne yapıyor? Birbirlerini buluyor. Ve identus paneler çıkıyor ortaya. Nasıl identus paneler? Test devrimli düşünce forumları. İşte o ters devrimli düşünce forumları yüzyıllardır insanlığın baş belası olmuştur. Zira birazcık kötü düşünse hemen otomatikman oradan bir ışın gelir. Hemen otomatikman ona güç verir. Anlaşılıyor. Ha, neler var görüyorsunuz. Ya ilahi teknolojinin içine girdin mi böyle şeyler çıkar işte. Ama yüzeysel olarak ele alırsan gelmiş geçmiş böyle masal hikayeler, metaforlarla uğraşırsan böyle ilahi teknolojinin sırlarına muttali olamazsın. Vakıf olamazsın. Evet. Bu formlar süper kontakra insanların beynine kendilerinin sahip bulundukları kayıtlanma ve şartlandırma mahiyetlerini güçlendirici ters devrimli düşünce porları akmaktadır. Bu porlar hareketli ışıkta aktif karakterde olup beyinlerin nöronlarındaki çekirdek yapı genlerinin genetik uzay bölgelerindeki ters devinimine uyan düşünsel duyarlılıkları harekete geçirmekte ve o beyinlerdeki kayıtlanma ve şartlanmayı doğru gösteren düşünsel olgulamaların yaşanmasına sebep olmak. Demek ki beyinlere fazla güvenmemi. Çünkü beyinleri oluşturan 100 milyar nöronun çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerinde sadece doğru devinimli aksiyon yürütebilecek gerek duyumsal aksiyon, gerek duygusal, gerek düşünsel, gerek zevksel aksiyon yürütecek or kayıtları yok. Bunun yanında negatif de var. Yani çift kutbiyet yasasına göre demek ki nöronların çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerindeki porlar iki mahiyette bir araya getirilmiştir. Biri negatif kutbiyete ait, biri pozitif kutbiyete ait ve her iki kutbiyetten de bu şekilde birisi negatiften alırken diğeri pozitiften alır. Böyle bir durumda zaten Sirius Orion ittifakı ortaya çıkmıştır. Dikkat edin, Sirius Orion ittifakı bu galaksiyi ilgilendirir. Cipravo galaksiyi ilgilendirir. Kolları var. Bu Cipravo galaksinin kolları var. Bu kollar nereye açılıyor? Biliyor musunuz nereye açılıyor? Her biri Galaktik Konfederasyon'un varlığını oluşturan safi 3 ve Andromeda galaksisinin ortamsallığını açılıyor bu kollar. Sırlara bakın. Neden açılıyor? Zira bu galaksinin varlığındaki Orion kontrolize edilmesi için karantinalıcı aktiflik planına alınması gerekti. Onun için bu kollar oraya açılıyor. O kollardan giriliyor. Ve Orion Nebulası bu şekilde kontrolizasyon statüsündeki aktiflik planında tutuluyor. Evet. Samanyolu galaksi uzayında yer alan düşünce formlarından kendi kutbiyetine uyumlu olan ters devinimli düşünce formlarını destekleyen Orion, işte bu formlarla süper kontak kuranlara el atmakta ve egosantrik kişiliklerinin ters devinimli değer yargılarına uyan mahiyetlerindeki kayıtlanma ve şartlanmaları yaşayabilmeleri için onlara kendi koordinatlarından güç vermek. Ne yaptın ya diyor, niye böyle yaptın ya buradan şimdi buradaki bu identus paniden oraya güç verildi. Niye oluyor bu böyle? Elbette verilecek. Neden? Ona uyumlu bir düşünsel aksiyon oluşturdu. Otomatikman ne yapacak?
rezonans olacak. Nasıl bir rezonans? Manyetik rezonans. Her bir düşünsel aksiyon esnasında manyetik rezonans hadisesinin oluşmasını sağlayıcı mutlaka ettiğin odaklar vardır. Ona uyumlu. Evet. Nietzsche'de ben diyor bu identus panii'yi kendi hesabıma devrede tutuyorum. Onu tamponize ediyorum. Ters devrimi, elbette ters devrimi. Peki nasıl oluştu diyor Sirius'a? Nasıl oluşacak? Ters devrimi düşünsel aksiyon yapanların sevk etmiş oldukları formlarla oluştu. Peki ne malum o identus panii'nin içinde muhtelif bir şekilde dünya uzay zaman diliminde yaşayan kendisi değildi miydi? Ne malum o öyle bir düşünsel aksiyonla o porları oraya dahil etti? Etmedi mi? Her biri ne ettiyse onu biçecek. Açık. Hele ana asakta. Ana asakta gelmiş geçmiş bütün yüzyıllar, bütün uzay zaman dilimlerinde oluşturmuş olduğu kişiliklerin vasıtı olarak kullanılması esnasında oluşturulan bütün identus panileri hesaba çekilme durumu var. İşte hesap böyle diyor. Detaylar böyle dönülüyor. Anlaşılıyor mu? Her şeyin izahı var değil mi? İşte böyle dönülüyor. Sen eğer o dönemde tutmuşsun bundan 500 sene önce evet canlandırdığın bir kişilikle bir identus panilerin varlığına test edilmiş bir düşünce formunun daha da gittikçe kuvvetlenmesine sebebiyet veren porları eğer oraya etmişsen o senin ayıbındır. O senin mücazatındır. Onu çekeceksin. Onu çekersin. Onu anasata sokarsın. Defterin oradan duyulur. Evet. Global mükemmelleşmek için kendi egosansik kişiliklerinin muayyen mahiyetlerindeki kayıtlanmalarından ve şartlandırmalarından kurtulma mücadelesini başlatarak egosansik kişiliklerini arındırıp kendi sahip oldukları iradelerini almaya kılanlar ilk etapta evrensel mükemmelleşmeyi sağlayabilmektedirler. Evrensel mükemmelleşmeyi sağlayan insanlar görev icraat lehki rayında ilerlerken bir müddet evrensel icraat programlarını açarak dünya realitesini muayyen mahiyet ve kıstaslarda tamponize ederler. Bu görev icraatın neticesinde topladıkları evrensel liyakat bu insanların ilahi ilaç tarafından global mükemmelleşmeleri doğrultusunda destek sağlamaktadır. Global mükemmelleşmeye başlayan insanlar gönüllerinde dinin, sanatın ve bilimin sonsuz sınırsız alternatiflerce kazanılacak mükemmellikleri vardır. Onlar için din, sanat ve bilimselliğin kesintisiz süregen olan daimiliğinde özlerinden gelen imkanlarla değerlendirilebilecek sonsuz sınırsız yücelikleri mevcuttur. Global mükemmelleşme doğrultusunda değişen dünyalarında işte bu yücelikler yaşanmaktadır. Global mükemmel olmayana ve bu dünyalarda yer yoktur. İşte bu dünyalarda hakikat global mükemmelliğin her tarafından parlamaktadır. Bu global mükemmelliğin merkezinde ben yaşamakta, ben bakmakta, ben işitmekte, ben konuşmaktadır. Kısaca orijinal benliğin her mahiyetteki kayıtlanmışlıktan ve şartlanmışlıktan ari ve münezzeh olan hakiki orijinal değerleri her yeri kaplamaktadır. Yani bütün imkanlar temin edilmiştir. Bu nedenle global mükemmelleşmenin sağlanması için bu çekirdek dünyanın tüm teknolojik donanım aktifliği bu amaçla tanzim edilmiştir. Her biri ilahi teknolojinin harika bir yapıtı olan diyoruz, buğut buğut o teknolojinin imkanlarıyla kendi değerlerini ki bu öz değer güçlüsü olarak bilinmektedir. Kendi cevheri, kendi enerjisi ve kendi bilgisi bir araya getirilerek kendi öz hasletlerinin varlıklarıyla işlenebilmektedir. Ancak bu işleme esnasında sadece tek kutbiyet cari değildir. Çift kutbiyet caridir. Bazen bakarsınız negatif, bazen bakarsınız pozitif. Neticede olumlu, olumsuz. Selim veya habis. İlk etapta evet habis olabilir
bakarsın, habis görürsün, kendini düzeltir, otomatikman selime geçebilir. Bakarsın ilk etapta selimdir, seninle karşı karşıyadır. Ne güzel konuşur, ne güzel davranır. Ama bir bakarsın, habis karakter devreye girer. Bu neden böyledir diye sorarsanız, çünkü bu beyinde, beyni oluşturan nöronların çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerinde sadece habisleştirecek, sadece selimleştirecek, ona yön verecek, ona istikamet tayin edecek por kayıtları yoktur. Sadece böyle değildir. Her iki çift kutbiyette de böyle olabilmektedir. Evet. Geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyoruz. Neçedek buradaki etkinlik esnasında elbette KRC etrafı manyetik alanına güç vermiş vaziyettesiniz. Her kim ne kadar kendi doğal enerjisini kullanmış, güç vermişse ana hasat faktörüyle muhabece olma açısından mutlaka bir kazanç sağlamış demektir.